Aşk laftan anlamaz. Ne aşılamasından bahsediyorsun sen? Ne aşılaması? Yani sen dedin ya. Aa, öyle mi dedim? Didem, az önce aşılama orada olacak demedim mi? Dedim, evet. Dedim ama niye dedim? Şey aradı benim. Doktor aradı, doktorun asistanı aradı. Dedi ki hamile olduğum için aşı olman gerekiyor. Burada mı olmak istersin dedi bana. Sen aşılama deyince benim aklım başka yere gitti. Ondan. Sağ ol. Teşekkür ederim. İbrahim Bey oğlum, Fadik seni çok anlattıydı da ama böyle yüz yüze görmek de başka oluyor tabii. Yavrum, bu kamyon tekerleği mi oluyor? Bir zamanlar öyleydi. Şimdi hayatına sehpa olarak devam ediyor. Çok enteresan. Ah, ah garibim. Sorma. İçim yanıyor, içim. İbrahim Bey oğlum, sen bir yıldır bu arabada mı yatıp kalkıyorsun? De bakayım bana. Evet, öyle. Vah, vah yavrum, vah. Ya çocuğum, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? He? Sahipsiz misin sen? Bak, burada halan var, anan var, baban var. Ya olmadı, Giresun'da bizim ev var. Gel oraya, orada beraber yaşayalım. Hem annemde fazla zigonlar da var. Onları da veririz sana. Ya tabii veririm. Aa, ne olacak ki, veririm tabii. Hiç boşuna konuşmayın. Laftan anlamaz. Biraz deli. O böyle evsiz evsiz dolaşıyor. Bize de merak etmek kalıyor. Evsiz değilim ki ben. Ah yavrum, çocuğum. Ev dediğinin salonu olur. Ne bileyim, balkonu olur. Ne bileyim, böyle halısı olur. Ondan sonra çekyatı olur. Ya böyle direksiyonuyla debriyajı mı olur mu? Kornası hiç olmaz çocuğum ya. Benim halım çimenler, tavanım gökyüzü. Oğlumla birlikte mutluyuz biz yani. Ah yavrum, o oğlum dediğin kuyruklu köpek. Evim dediğin de dört teker. Niye böyle yapıyorsun? Bak, çok üzülüyoruz. Yemin ederim sinirden atak geliyor beynime ya. Ya Kerem, hat aşımını aşamıyorum. Sen benim arkamdan nasıl iş çevirirsin ya? Asıl ben anlamıyorum. Sen bir saat içinde nasıl dört mevsim yaşayabiliyorsun? He? Ya biz bu konuyu ne güzel Bahar Meltemir tadında bağlamıştık. Nereden çıktı bu kasırga şimdi? Bilmem. Babama sor istersen. Hani siz kankasınız ya. Ya evet evet, siz babamla takılın. Gidin ocakbaşı yapın, piknik yapın, çekirdek falan çitleyin. Hatta el ele tutuşup gezin. Gidin azotede oynayın ya, bir daha da dönmeyin. Ya İpek, niye öyle diyorsun? Ben babanı değil, seni seviyorum. Babam benim için gelip geçici bir heves sadece. Anladın? Yani Kerem, sana atar yapmaktan atar damarlarım boşaldı artık. Ya bir git, bir kaybol, bir kop, ayrıl ya. Yok, olmaz. Kim bu bahçedeki? Tanışmadan şuradan şuraya gitmem. Hakikaten bir gittik, bahçenin olayı değişmiş ya. Hayırdır? Hey, sen şu deli İbrahim misin? Benden önce namım gelmiş demek ki. Ta kendisi. Memnun oldum. İpek ben. Merhaba. Kerem'im ben.
Sen deliysen ben de zır deliyim arkadaşım. Memnun olup olmama konusunu şu anda çözemiyorum. Acelesi yok. Zamana bırakalım arkadaşım. Kerem. Ne yapayım? Memnun olmakta zorlanıyorum İpek. Ama ısrar işte. Mecburen memnun olmak zorundayız değil mi? Niye geldin? Hayırdır? Kimlerdensiniz? Emine teyze ile Fatih teyze neredeler? Onlar içeride İbrahim yiyecek bir şeyler hazırlıyorlar. Şimdi gittiler. Kerem, İbrahim zaten Fadik teyzelerinin yeğeni oluyor. Olmuş işte. Yapacak bir şey yok. Sizi yakından tanımayı çok isterim. İlgilendiğiniz spor dalları nelerdir? Zayıf noktalarınızı anlatmak ister misiniz? Karavanı bizim bahçeye koysak size uyar mı? Sevgiliniz vardır herhalde değil mi? Yolculuk ne zaman? İnşallah. Taze kahvem var, ister misin? Uyku kaçırmaz mı? Bana zaten kaçmış gibi geldi. O da doğru. Gel hadi. Nasıl bir şey? Karavanda yaşamak. Yok. Sürekli yer değiştirmek. Hiçbir yere ait olmamak. Sen kendini herhangi bir yere ait hissediyor musun? Bu aralar mı? Hayır. Ama insanlarım var mesela. Kendime ait hissettiğim insanlar. Ailem, arkadaşlarım. İnsanı bir şehirde tutan şey ne sanıyorsun? Sen İstanbul'dan insanın kalmadığı için mi gittin? Aşıktım. Evliydim. İhanete uğradım. Gidince geçti mi peki? Hiçbir şeyin geçtiği yok. Geçip giden sadece biz. Ama uzaklaşmak, yollarda olmak iyi geliyor. Keşke ben de gidebilsem. Bunda keşkelik bir durum yok. Herkes her an gidebilir. Gidiyor da zaten. Önemli olan ne biliyor musun? Gitmekle kaçmayı birbirine karıştırmamak. İstediğin zaman bir şehirden ya da bir insandan gidebilirsin. Ama kendinden ya da duygularından kaçamazsın. Uyuyabiliyorsun, anlamıyorum. Zaten uyanamadığın için bu duruma geldik. Sana da günaydın Tuval, ne oluyor? Yatak odan neredesin, onu söyle. Yukarıda, niye ki?
Hemen üstüne bir şeyler geçirip çıkmamız lazım. Kız gidiyor. Ya hangi kız gidiyor? Kim gidiyor? Hayat gidiyor. İstanbul'u terk ediyormuş. Bu mu? Ya ne demek Hayat İstanbul'u terk ediyormuş? Ya hala soruyor ya. Kız evden de şehirden de gidiyor diyorum. Hadi. Benden ne istiyorsun peki? Aşkına sahip çıkmanı. Bu hikaye burada bitemez Muratcığım. Nereye gidiyormuş peki biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bu saatten sonra kal desem de kalmaz ki. Gider. O zaman elinden geleni yapıp durduracaksın. Kaç demiş tren? Söylemedi. Sen koş koş topukla sen. Sevdim ben her gece ışığımdan geçen kördüğümler ucunda sardım ellerini her korktuğumda. Sakindim kendimi içimde kaybetmeden usul usul sokuldum sana tüm benliğimle. Bir solukta seni anmaya gücüm kalmadı artık. Son sayfa başka var mı? Yok. Sadece bu. Peki. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Yüreğime, aklıma sığmayan onlarca cümleyle yalnız senin Hayat. İçin meleklerimi Hayat. İndirdim uzandım hayalinle seni andım birkaç güzel cümleyle biter sandım gerçeklerin farkına vardım. Hayat! Hayat! Bir solukta seni anmaya gücüm kalmadı artık. Son sayfa tükendi sonsuzluğa akan. Murat. Her damla. Nereye gidiyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Yapma. Asıl sen yapma. Bu şehirde kalmak için bir sebebim yok artık. Ya iyi de bana tepki olarak gidiyorsun zaten. Hiç haksız mıyım sence? Hiçbir şey düşündüğün gibi değil Hayat. Söylediğin hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hayat. Hayat nereye gidiyorsun? Senin olmadığın bir yere. Böyle gitmene izin veremem. Buna sen karar veremezsin. Bırak beni. Yapamam. Bırak dedim. Gidemezsin. Neden? Çünkü ben sensiz yaşayamam. Sevdim ben her gece ışığımdan. Ben siz yaşayamazsın ama başkasıyla evlenebilirsin öyle mi? Ya neden anlamak istemiyorsun Hayat? Didem'le evlenmek zorundayım. Ortada bir çocuk var. Peki benden ne istiyorsun? Gitme Hayat. Gitme. Gitmeyip ne yapayım? Senin ikinci kadını mı olayım? Sen Didem'le evliyken, çocuğunuzu büyütürken ben ne yapayım? Sizi mi izleyeyim? Usul usul sokuldum. Üzgünüm. Üzgünüm Murat, kalamam. Tüm benliğimle. Kalırsam hayat olmaktan çıkarım.
sığmayan onlarca cümleyle yalnız senin için. Yıllar önce manyağın biri erken kalkmış, sonra canı sıkılmış, ne yapsam ne yapsam acaba demiş, işe gideyim bari demiş. Onun aldığı bu manyak kıçak kararın ceremesini neden ben zavallı İpek çekiyorum şu anda ya? Ne gerek var abi? Otur mis gibi mağaranda, takıl yani değil mi? Hadi o densiz demiş, işe gitmek istemiş. Diğerleri neden peşine takılmış acaba? Benim de bugün hiç gidesim yok. Ama kuzum senin gidesinin olmaması çok normal. Çünkü artık seninki iş olmaktan çıktı. Çin işkencesine dönüştü. O Çin işkencesi hep benim babamın yüzünden. Biricik oğlu için para istemeseydi benden avans çekmek zorunda kalmayacaktı. Şu an işe gitmek zorunda değildi. İpek, soparayı bulsak da ben işten ayrılmaya hazır değilim ki. Onun için üzülme. Zaten doğru Nasya'ya söyledikleri benim aklımı çok karıştırdı. Aa, kim bu saatte ya sabah sabah? Murat. Murat arıyor. Murat arıyor beni. Neden arıyor ki Murat beni? Açmadan öğrenemeyiz değil mi? Efendim Murat Bey. Neredesin? Yoldayım. Hangi yolda? Hangi yolda olacak? İş yolundayım. Şirkete gidiyorum. Ve onun dışında? Onun dışında ne? İyi misin? Evet de neden sordunuz? Hiç. Bugün yoğun bir gün olacak. Yani yurt dışından misafirlerimiz var. Gün içinde sana ihtiyacım olacak. Geç kalma. Peki. Neydi şimdi bu? Manyak. Aa, niye öyle olsun canım? Belki adam seni rüyasında gördü. Sonra iyi misin, değil misin diye merak etti, aradı. Murat mı beni rüyasında gördü? Rüyamda görsem inanmam. Murat Bey. Murat Bey bir açıklama yapar mısınız? Murat Bey açıklama yapar mısınız lütfen? 5 dakikanızı ayırır mısınız Murat Bey? Lütfen açıklama yapar mısınız? Açıklama istiyoruz. Arkadaşlar açılın biraz, açılın. Murat Bey bu bir reklam ilişkisi mi? Murat Bey evlenince bu gidenim aynı evde mi yaşayacaksınız lütfen? Açıklama yapın. Gereği görülürse açıklama yapılır arkadaşlar. Tamam. Yüzünüz yok. Yine mi ayrıldınız? Dışarıda Didem Hanım'la göremiyorsunuz. Tamam. Tamam. İnsan içine saygı duymak lazım ama bu nedir ya? Dış dünya gardiyanları gibi insanları içeri hapsettiniz. Hadi dağılın. Yoksa vallahi olay çıkacak. Siz bir şey biliyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız siz de? Ya hadi arkadaşlar yürüyün ya. Geç. Niye çalışmıyorum şimdi? Yanlış tümeye bastığınız için olabilir mi? Ha bu konuda ben suçluyum yani öyle mi? Bana niye bağırıyorsunuz ya basına kızıp? Bağırmıyorum. Belli. Vermişsiniz malzemeyi basın eline. Adamlar işini yapıyor. Halit bir şey ya. Bilip bilmeden konuşma. Hani? Ben söz yüzüğü falan göremiyorum. Didem Hanım'la da aynı evde yaşamadığınıza göre. Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Ben ilgilenmiyorum zaten. Basın ilgileniyor. Günaydın Murat Bey.
Binanın önünde gazeteci kaynıyor. Gördüm. Arayanlar da oldu. Senden ne istiyorlar? Didem Hanım'la ilişkiniz. Kimseyi ilgilendirmez. Ben de öyle dedim zaten. Deme. Ne zamandan beri üstüne vazif olmayan işlere burnunu sokuyorsun sen? Ha? Sana ne benim ilişkimden? Ona ne? Kime ne? O zaman ben şey yapayım, günlük programınızı özetleyeyim. Bugün herhangi bir görüşmemiz ve toplantımız yok. Onu hiç deme. Senden günlük programı isteyen oldu mu? Bana çabuk kahvemi getir. Odasında diyecektim zaten. Demedin iyi olmuş. Bugün arenadaki boğalar gibi meleğe saldıracağını şaşırdı. Hoş geldin bahtsız prens. Sana kaderin gibi black bir kahve yaptım. Çok teşekkür ederim Tuval. Her şey yolunda mı? Murat. İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. Ama bazıları yaşarken ölür. Tıpkı senin gibi. Hayat doluydun. Daha çok gençtin. Ama kader seni bu noktaya kadar getirdi işte. Bir femme fatale'ın ördüğü ağlara takılmış kara sinek misali debelenip durdu. Ve artık teslim oldum. Benzetmen için teşekkür ederim. Yüreğim kan ağlıyor. Ama hayatında ben varken bunu yapmak başkasına düşmez. İstiyor muyum? Hayır. Mecbur muyuz? Evet. Kaçış var mı? Yok. Tuval, mesele ne? Maalesef düğününde giyeceğin damatlık meselesini çözmemiz lazım mı? Tuval, iyi misin? Bu ellerle mi dikeceğim senin damatlığını? No, no, no! Tam bir Lady Macbeth oldu değil mi? Ben bakamayacağım. Şu kumaşlardan ve modellerden bir tanesini seç. Şunu profesyonelce bitirelim, daha fazla dayanamayacağım. İpekciğim. Nasılsın yavrum? Ah babacığım, ah. Ah. İyiyim. Sen? Sağ ol. Geç. Yavrum, telefonda anlatınca öyle çok sevindim ki. Ya arkadaşının sorunları bitti öyle mi şimdi? Artık paraya da ihtiyacı kalmamıştır. Ya parasında değilim de arkadaşın için çok sevindim. Biz de çok sevindik babacığım. Ya inanamazsın nasıl mutlu oldum. Yani biz de çok mutlu olduk, inan. Ben de onun üzerine dedim ki madem artık ihtiyaç yok, parayı sahibine iade edeyim dedim. Yani madem ihtiyaç kalmamış, ben alayım o zaman bunu kızım. Babacığım, parayı sahibine iade edeyim. Sahibine. Zaten onurlu bir insanın yapması gereken şey bu.
Ne demeye çalışıyorsun İzmir? Ne oluyoruz? Bir şey olduğu yok baba. Diyorum ki ben bu parayı kendi ellerimle Kerem'e iade ederim diyor. Sen hiç zahmet etme. Öğrendin demek. Ya büyütülecek bir şey yok kızım. Vallahi hep senin iyiliğin için. Ya çocuk bilmesin dedi. Aramızda kalsın dedi. Ben onun için şey yapamadım yani. Ama sen hiç merak etme kızım. Ben Kerem oğlumla konuşurum. Ya aramızdaki her şeyi hallederim, tamam mı? Sen yeter ki canını sıkma kızım benim. Babacığım. Sen bu paraya bir daha elini sürme istersen. Maazallah. Bu para Kerem'e giderken yolda 5.000 lira daha eksili verir falan. Korkum o yani. Çok güzel oldun. Aslan gibi oldun. Damatlık sana çok yakışıyor. Allah kahretsin. Tamam artık ağlama yeter. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Sen bunları yaşayacak adam mıydın? Allah taksiratımızı affetsin. Ya Tuval ölmüşüm gibi konuşmasak olur mu artık? Murat, oğlum. Hoş geldin Azime Sultan. Ah, seni böyle damatlıkların içinde görecek miydim babaanne? Seni damat edecek miydim? Babaanne sen neden ağlıyorsun şimdi? Gelen ağlıyor, giden ağlıyor ya. Sen de mi buradaydın güzel kızım? Edepli, akıllı, güzel kızım benim. Ah, gel sana sarılayım son defa. Sen niye duygulandın evladım? Ne bileyim. Sizi ağlarken görünce duygulandım ya. Kızcağız da bizim manyetik alanımıza girdi. Arkadaşlar biz sakin olup ağlamasak olur mu lütfen? Vay 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 damat Murat Paşa. Oğlum çok fena olmuşsun ya. Ya galiba ben de ağlayacağım şimdi. Aman kardeşim aman. Bir de seninkini kaldıramam lütfen. Nedim Hanım, hamile misiniz? Neden bebek mağazasındaydınız efendim? Murat Bey ile ilişkiniz bitmişti. Sizinle çocuk için evlendiğine dair dedikodular var. Ne diyorsunuz? Ne alakası var ya Allah Allah? Sen de çekme ya. Burnum büyük çıkıyor benim yakından. Derya Hanım, babaanne mi oluyorsunuz? Hayırlı olsun diyelim mi? Yapmayın arkadaşlar, lütfen. Aile olarak vani evliliği çocuk için kabul ettiğimiz söyleniyor. Doğru mu? Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak konular değil. Doğru zamanda gereken açıklamayı ailecek yaparız. Şimdi izninizle Didem Hanım'ı çok yormayalım, olur mu? Lütfen. Neden yormayalım? Kabul ediyorsunuz yani hamile olduğunu. Kahveniz. Afiyet olsun. Otursana yavrum. Ağzımızın tadı kalmadı ki afiyet olsun yavrum. Konuyu hiç dallandırıp budaklandırmayacağım.
Benim derdim torunumun nasıl olduğu. Bunu bilebilecek en yakın kişi de sensin yavrum. Murat nasıl, iyi mi hayat? Asistan olarak soruyorsanız. Hayır kızım. Murat'ı en iyi tanıyan insanlardan biri olduğun için soruyorum. Bir babaanne olarak soruyorum. Murat Bey iyi değil. Bana öyle geliyor en azından. Ah yavrum. Nasıl iyi olsun. Kalbinde bir başkası, yanında bir başkası. Zor yavrum. Çok zor. Ama ne yaparsın ki mukadderat. Benim torunum öyle iyi kalpli bir çocuk ki doğmamış çocuğu için aşkından vazgeçti. Şimdi sevmediği bir insanla nikah masasına oturacak. Siz Murat Bey'in Didem Hanım'ı sevmediğini mi düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum, eminim. Murat'ın kalbinde bir başkası var, ondan da eminim. Gerçi zaman ne gösterir bilinmez. Murat çocuğuna sahip çıkmak için formalite icabı bu evliliği yapsa bile... ...çocuk doğduktan sonra boşanıp bu evlilikle yollarını ayıracaktır. Tabii sevdiği kız onu hala bekliyorsa. Seven bekler. Öyle olmalı diye düşünüyorum yani. Sabrın sonu selamet güzel kızım. Ellerine sağlık. Bayıldım. Yantlar yanınızın. Çok teşekkür ederim. Çocuğum senin sayende silikon olacak ya. Böyle bütün flaşlar ona patlayacak. Herkes onu konuşacak. Şimdiden konuşuyorlar zaten. Magazincileri duydun. Bebek meselesi, formalite, evlilik. Peşimizi bırakmazlar artık. Ya onlar nereden çıktı öyle? Nereden biliyorlardı orada olduğumuzu? Bir de her şeyi nereden biliyor onlar? Hepsini sordular ya. Hayret. Vallahi pes. E kaynakları sağlam. Şaka! Vallahi mi? Niye ki? Sana yardım edeceğimi söylemiştim. Şey mi vardı? Onu siz söyleyeceksiniz. Anlamadım. Sabah arayıp misafirlerimiz var, bana lazımsın dediniz. Ben de emirlerinizi bekliyorum. Ha, günleri karıştırmışım. Siz mi? Evet, ben de insanım ve hata yapabilirim, öyle değil mi? Öyledir herhalde. Sabah da söyledim ya, yani pek hatırlamıyorum. Beni mi uyanmıştır? Rüyanın etkisindeydim hala. Ne rüyası? Bir dakika, bir dakika. Siz beni rüyanızda mı gördünüz? Rüya bu. Oyuncularını seçemiyorsun ne yazık ki.
tesadüflere. Ki zaten öyle önemli bir şey de değildi. Tatsızdı sadece. Sana da iyi olup olmadığını merak edip beni aradınız. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Merak ettim. Çok bilenlere inan. Hı hı. Anlıyorum. Evet, Kerem Bey. Bugün saçma bir şekilde senden babama, babamdan bana, benden tekrar sana geçecek olan paranın devir teslim töreni için toplanmış bulunmaktayız. Senin saflığın, babamın kötü niyeti sayesinde yaşadıklarımız için teşekkür ederim. Ben tamam. Ama babana kızma İpek. Adamcağızın eli belki dardaydı. Belki senin istediğini veremediği için öfkeden sinire bağladı. Öyle mi diyorsun ya? Evet. Hem iyilik yaptı adam. Bana aracı oldu. Bence öyle düşünmemiştim. Yani. Belki de benim yüzümden kızıyorsun adama. Kerem. Seni. Seni 100 yılın Saftoronluk ödülüne aday gösteriyorum. Hatta aday göstermiyorum. Direkt veriyorum. Saftoron goes to Kerem Akar. Ya. Babam senden aldığı 20 binin 5 bin cebe atmış. Komik mi? Ne yapmış? Cebe atmış. Yok artık. Olamaz canım. Olmaz yani. Olmuş. Olabilir. Babam yapabilir mi öyle şeyler? Olabilir yani. İpek emin misin? Eminim. Üzgünüm. Kırgınım. Ama yıkılmadım. Ayaktayım yani. Al sen şimdi bu 15 bini. Kerem al. 5 bin de artık Aydan Ay'a öderim. Ne yapayım? Aydan Ay'a olmaz. Şimdi istiyorum. Ne? La tutar atarım seni denize. Kendine gel. Ne ayı, ne parası, ne babası, ne borcu. İpek ne diyorsun sen? Tamam o zaman şey hesap numaranı ver. Ödeyeceğim bir şekilde Kerem. Arkadaş hep bir atar ya. Hep bir atar. Dosya imzalanacaktı. Tamam, bir kalem alayım. Tabii. Buyurun efendim. Ya ben bunları yukarıda imzalayayım. Peki Doruk Bey. Hemşire hanım. İmza servisini mi arıyorsunuz? Yok, ben aslında seni arıyordum. Sertiğini ne biçim bir yere koymuşlar ya. 2 saattir bulmaya çalışıyorum, bulamadım bugün abi. Sen birkaç tane tahlilini almayı unutmuşsun da sen yorumla bir. Ben getireyim dedim. Aslı'cığım hiç yalan söylemeyeceğim. Sana zahmet verdiğim için üzgün ama seni gördüğüm için de memnunum. Niye ki? Bir tansiyon falan mı ölçmek gerekti? Birine bir şey mi oldu? Herkes iyi mi? Yok be tatlı kız. Ya sen benim için ayakta bir pozitif enerji kaynağısın. Ha bu arada yemek ya da kahve ısmarlamadan bırakmam haberin olsun. Ay teşekkür ederim de ben demin mantı yedim. Şimdi de hayatla sözleştik, bir kahve içeceğiz. Sonra yaparız ama. Mümkün değil. Çünkü burası ciddi bir müessese ve Hayat Hanım da şu anda mesai saatinde. O yüzden çok zor. Bir 10 dakika göreceğim ben zaten ya. Bir şey olmaz, engellemem ben onu. İmkansız. Kapıdan merhaba diyeyim. Taş var mı taş burada? Taş o zaman ben bir taş maş bulayım da kızın camını atayım. Çıksın 2 dakika yüzünü göreyim. Bu ne biçim bir iş yeri ya? Siz insanları nasıl çalıştırıyorsunuz? 10 dakikada olsa yüzünü göremeyecek mi bir insan arkadaşını? Çok saçma. Aşk olsun Doruk. Ya Aslı seni kandırmaya bayılıyorum. Ne yapacaksın? Yani sen o kadar mutlu oluyorsan, seviniyorsan yine kandır. Kandır yani gene. Ben sana kandırma demiyorum. Ama az kandır. Çok kandırma. Artık yapamam ki. Niye? Çünkü bugün şirkette son gün. Yeni açılacak şubeler için Malezya'da bulunmam gerekiyor. Aa.
Ben üzüldüm. Olsun. Mektuptan, mesajdan falan kandırırsın. Olmaz mı? Olur da aynı tadı vermez ki. Doğru. Vermez ki. Olsun. Çok şey yapma ama. Ya aslında kafama takılan çocuklarım. Onlardan nasıl ayrı kalacağım inan hiç bilmiyorum. Senin çocukların var. Sen evlisin. Yok yani şu an değilim. 3 sene önce boşandık. Dünya bir yana, çocuklarım bir yana benim için. Çok mu çocuğun var? 3 tane. Tinky Winky, Lala, Depo. Bir de Dipsi. Bu komik mi sence? Şu anda komik mi bu? Demin konuşuldu. Bu konu değil mi? Kandırma konusu konuşuldu değil mi? Tamam Aslı, özür dilerim. Ya ama işte üçüz deyince yüzündeki değişimi görmek yani paha biçilemezdi. Ne yapayım? İşte showroom da burası Aslı'cığım. İstersen sen birazcık gez çünkü benim bir imza atmam gerekiyor. Ondan sonra bir çay içeriz sonra hayata uğrarsın tamam? Tamam. Yardım edeyim diye şey ettim ama siz beni bayağı harcadınız mı? Allah korusun. Konuş dedim ya ben sana. Konuşma lan yapışını. Yoruldum ben ya. Hadi yürü. 4. kata çıkacak bunlar. Hadi. Yalnız ben bunları yapmak zorunda değilim. Zorundasın. Karşında koskoca Didem Taşkara duruyor senin. Patronun müstakbel eşiyim canım ben. Ayağını denk al. Ben diyorum nereden? Didem bu Didem demek ki. Ha? Evet. Yalnız bakın hanımefendi. Ben sizin için hiçbirisini taşımak zorunda değilim. Sen ne yaptın ya? Yeni aldım ben bunları be. Beceriksiz misin sen of? Çok özür dilerim ya. Nerelere gitti Allah yarabbim. Ya kırıldı mı bu? Böyle bir şey olamaz yani. Didem Hanım, siz bu ilaçları niçin kullanıyorsunuz acaba? Hamileyim ben canım. Doktor verdi bebeğe işte vitamin, vitamin falan olsa. Ver sen onları bana. Ver ondan. Ver ver. Ama etmezsen etme yardım. Adam yok bana. İstediysin. Acil bir şey mi var? Ben şimdi ben Hayat'la kahve içmeye gidecektim. Ondan sonra işte Doruk'un da birkaç tane tahlili falan kalmış. Onları götürecektim o yorulmasın diye. Ay ben Didem'i gördüm. Aa. Hazır görmüşken yüzüne tükürseydin ya kara kedinin. Taksaydın çelmeyi yere kapaklasaydı. Yok onu yapmadım ama bunun paketlerini yerlere düşürdüm ben.
Ondan sonra ilaçlar milaçlar her yere dağıldı. Sonra ben o ilaçları toplarken... Ne göreyim? Ayna göresin. Hormon ilaçları. Anladım. Bu Didem'in o süs bebekliği o. Ay. Güzelliği güzelliği hep hormonmuş değil mi? Hep ilaçmış. Neymiş? Hasta falan mıymış? Ayası çatlatma insanı, patlatma olmayı gelsin kardeş. Şöyle ki o ilaçlar var ya, o ilaçlar, o ilaçlar hamile kalmak için kullanılır. Hamile kaldıktan sonra da bırakılması gerekir. Şimdi ben bu ilaçları görünce hemen aldım elime, dedim ki Didem Hanım, Didem Hanım dedim, siz bu ilaçları dedim acaba niçin kullanıyorsunuz dedim. O da var ya beni kandıracak zannetti kendisi, sanki ben sapım, sanki ben salağım. Ben ilaç bilmez miyim ya? Dedi ki bana, canım dedi bu ilaçlar dedi vitamin ilaçları dedi. Ben dedi şimdi hamileyim ya dedi, onun için kullanıyorum dedi. Ya! Yani bomba şu ki Didem aslında hamile olmayabilir. Vay anasını. Hadi bakalım. Hayat. Tabaktaki artıklara gülümsüyorsun, farkında mısın? Neyin var güzellik, söyle bakayım. Ay çok mu belli ettim ya. Ay tutamayacağım o zaman ben kendimi. Biraz tutayım ki. Biz bugün Murat'ın babaannesiyle konuştuk. Azime Hanım'la. Ne oldu, romatizmadan falan mı bahsettiniz? Dalga geçme kız. Güvende ilk defa mutluyum zaten. Ne oldu kızım? Ne dedi ki? Böyle her şeyi bilir gibi bir hali vardı. Murat'ın yanında başka biri, kalbinde başka biri dedi. Sevdiği kız onu beklerse gün gelir kavuşurlar dedi. Sen niye üstüne aldın ki? Acaba niye alındım İpek? Benden başka kim olabilir ya? Ayrıca ben kafayı devreden çıkardım. Bırakın kalbim biraz nefes alsın. Birazcık mola. İpek. Biz bana söylesek mi acaba? Didem aslında hamile. Didem aslında hamile olmayabilir desek mi? Hayır ya. Emin olmadan tek kelime edemeyiz, tamam mı? Ya kız böyle biri üflüyor. Uçuyor uçuyor, havalanıyor, süzülüyor. Sonra biri geliyor çat diye iğneyi saplıyor. Pat diye yere düşüyor kız. Ya görmüyor musun? Kafayı iptal ettim diyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Bizim bu işin peşine düşmemiz lazım. Gerçekleri ortaya çıkartacağız önce. Sonra söyleriz. Bizim ayrıntılı bir şekilde analiz yapmamız lazım. Benim kafamda bir takım tilkiler dönüyor bakalım. Dur bakalım çözeceğiz. Suzan Hanım aradı bugün. Düğün mekanı ile ilgili konuştuk. Var mıymış bari önerdikleri bir yer? Onlar önerseler ne olur? Düğünü erkek tarafı yapar. Mekanı da onun için biz karar vereceğiz. Nasıl yani? Gelinimizin fikrini almayacak mıyız bu konuda? Yavrum sen önce hangi taraftan olduğuna bir karar ver. Hayırlısıyla gelinin de haberi olur. Benim yüzümden gerilmenizi istemiyorum. Zaten öyle büyük bir tören olmayacak. Yani küçük, kendi aramızda sade bir nikah yeterli. Ups. Arda arıyor. Kesin bir mavra var. Efendim birader. Ne? Nerede ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangi kanalda? Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Doruk, ne olmuş? Ya bizimle ilgili haber varmış. Neyle ilgili? Bilmiyorum ki babaanne, öğreneceğiz şimdi. Murat Bey'den alamadığımız cevabı Sezerya Sarsılmaz verdi. Neden bebek mağazasındaydınız efendim? Sen bir açıklama mı yaptın Derya'nın?
Yok. Saniye olarak vani evliliği çocuk için kabul ettiğimiz söyleniyor. Doğru mu? Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Doğru zamanda gereken açıklamayı ailecek yaparız. Şimdi izninizle Didem Hanım'ı çok yormayalım. Olur mu? Neden yormayalım? Kabul ediyorsunuz yani hamile olduğunu. İbrahim Bey oğlum, senin bu sandalyeler de bambaşka ha. Yani D vitamini depolarımı fulledim desem yeridir ha. Değil mi kız Fadik? Fadik, 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 Fadime! Ya kanka Mukat neredeydi ben bulamıyorum. Heh, oldu olacak bir de böyle havai fişekler patlat. Ha, tam olsun. Halacığım kime bu kalpler? Kalpler şey kuzum. Giresun'da Çıban Zeliha var ya, hani arada bir çirkefleşir ona. Çıban Zeliha'ya kırmızı kalp ha? Çıbandır bu bandır ama candır. Kalplerin en büyüğünü hak eder Zeliha. Tüh, ben de halam manita yaptı diye seviniyordum. Yanılmışız. Ne? Manita mı? Bu yaşta manitacılık da fazla olmuyor mu yani? He? Öyle bir şey olabilir mi Fadik ya bu yaşta? Aa. Bir dakika. Bir kere ben senden 4 yaş küçüğüm kanka. İbrahim'cim şimdi ben böyle bir beyefendiyle görüşsem kızmaz mısın yani? Yani lafın gelişi söylüyorum can. Neden kızayım? Hatta sevinirim. Ya şu dünyada aşktan sevgiden daha güzel bir şey var mı? Yok. O zaman ben daha fazla tutmuyorum, söylüyorum. Var. Böyle biri var. Çok muazzam bir insan. Tam bir beyefendi. Saç tasarımcısı ve Anadolu kaplanı. Tamiratta, tesisatta 1 numara. Efendim, hürmetler. O ne? Vay, 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 vay. Arizona'daki karavanlı günlerim aklıma geldi adeta. Efendim, 79'da bir sene bir Amerika maceram olmuştu. O zaman saçlarım belime kadar, kanım deli akıyor. Gençiz, hey gidi günler, hey. Selam genç adam, ben Ran, Kamuran. Memnun oldum. Ben de İbrahim. Fadik Hanım'ın yeğeniyim. Hoş geldiniz. Hayır efendim, hoş gelmedim. Hoş de ki, ne alaka? Mükemmel geldim, harika geldim. Fadik Hanım gibi bir hanımefendinin yeğeniyle tanışmaktan dolayı kıvançtan eriyorum. Kendimden yaşıyorum. Bana sormadan böyle bir açıklama nasıl yaparsın Derya anne? Ne konuşup konuşmayacağımı sana soracak değilim Murat. Ya aslında tam olarak da hamileyim dememiş ki. Değilim de dememiş. Diyemezdim zaten çünkü kız hamile. Hiç konuşmayabilirdiniz ama. Hayda. Yine ben mi suçluyum şimdi? Ya tamam bir gerilmeyelim, bir sakin olalım. Ben yarın öbür gün çocuğumun yüzü yere düşmesin diye o kadınla evleniyorum. Siz gidip açıklama yapmışsınız Derya anne. Ben de senin rezilliğin yüzünden basın mensuplarıyla muhatap olmak zorunda kaldım. Ağzımı açıp tek kelime ettin mi Murat? Daha ne diyeceksin evladım? Şu verdiğin beyanata bak. Ettiğin laflara bak günlerdir. Tamam olan olmuş. Büyütmeyelim tamam. Murat, bu süreçte olur böyle şeyler evladım. Boş ver. Hadi yemeğimiz soğuyacak ya. Sofraya gidelim. Hadi. İşten kaçtı, afiyet olsun size. Hiç bana bakmayın. Basın mensuplarını oraya ben çağırmadım ya. Ayrıca böyle bir durumda olabilecek en üsturuplu açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Şey, Kamuran Bey. Nasıl? Yeğenimi sevdiniz mi? Hayır efendim, sevmedim. Ne alaka? Sevmek ne ki? Aşık oldum yeğeninize. Ah, şimdi köpeğini gezdireceğini beni gezdirseydi de sohbete doysaydık. Bir gün o da olur inşallah efendim. Gerçekten size anlatmışlardı ama az bile demişler. Siz bir başkaymışsınız Kamuran Bey. Başka değil,
bambaşka. Misal, siz benim saç konusundaki yeteneğimi acaba biliyor musunuz? Tahmin bile edemem. Hayır, edersiniz ama yanılırsınız. Tahmininizi 15.000'le çarpın, işte o benim. Saç sanatının Picasso'su derler bana. 1983, 84, 85 senesinde saç tasarımını fuarda aldığım altın madalyalarla tarihe geçtim ben. 80'li yıllar olması biraz ürkütücü sanki. Fadik Hanım, izleyin. Sen. Kalkın ayağa. Hadi kalkın. Kalk. Korkuyorum. 1992 Yalova, hiç yanılmam. Eviniz acaba denize 20 kilometre mesafede miydi? Bildi. Biliyor. Doğru biliyor. Bildiniz. 1992 Bursa, benimkini hiç şey etmesek. Fadik Hanım, müsaade edin şu kızların ölümlü saçlarını ölümsüz bir estetikle birleştireyim. Efendim, ne demek? Müsaade sizin. Kızlar, sizin için dua ediyorum amin. İnşallah sonunuz tesisata benzemez. Evet, bana makas bulun. Tarak, bistürü, çay, matkap getirin. Matkap mı? Başlıyoruz. Kızlar, geçmiş olsun. Sizi tanımak güzel. Tuval teyzesi. Oh my gosh! Biraz kestireyim dedim ya ben. Ne kadar uyumuşum. Ay, her şeyi kaçırmışım. Ay kıyamam. Adı ne? 2 aylık Tuval teyzesi. Adını Tuval koydum. Seni çok sevdiğimiz için. Gerçekten mi? Evet. Şaka! Ya Derya'nın neyle aldık? Böyle işte emzirme teknikleri, tutuş şeyleri falan filan. Onun için. Yaka! Ya, yapma be! Oyuncak mı oyuncak? İçim sızlıyor. Ne yapacağım ben? Sürekli onu mu taşıyacağım karpuz gibi? Allah Allah. Hamal mıyım ben be? Bir de bir şey söyleyeceğim. Birkaç gün sendeyim. Nasıl söyleyeyim? Evine git. Gidemem. Flaşlar yavrumun gözünün içinde patlıyor. Magazinciler evimin önüne kamp kurdular ya. Yok hamile miymişim, yok Murat'la evliliğim formalite miymiş falan. O zaman git açıklama yap. Bak şöyle. Evet arkadaşlar. Bu evlilik tabii formalite. Tabii ki Murat hamile kalmasa suratıma bile bakmaz. Tuzak kurdum. Hadi minnoşlar. Öptüm. Ha. Çok güldüm. Sen ne zaman geldin? Hayat'ın fotoğraflarının senin sehpanda ne işi var abi? Nasıl? Ya annemlerin düğün fotoğraflarındaki saçlarla böyle bilim kurgu karakterleri arası bir şey olduk biz. İyi bir şey olmadık, kötü bir şey olduk biz. Evet ya. Görümce Spor'dan yüksek bonservisle Elçi Spor'un yeni transferi İpek İpekoviç.
güzel oldunuz kızlar. O zaman seni de dehşet. Çok güzel yapıversin iki dakikada Kamuran Bey amca. Aa, yok yok. Ben özel bir zamanda kendisinden randevu talep ederim. Hayır efendim, edemezsiniz. Ben istersem yaparım, istersem yapmam. Benimkisi sadece bir yetenek. Deha ise iyi bir koca yaratabilen bir kadındır ancak. Ben sizden öyle bir koca yaratırım ki dibiniz düşer. Ben nasıl bir kocayım oley diyerek boğa güreşlerine katılmaya koşarsınız. Oley. İnin aşağı. İnin, ne oluyor ya? Masada genç kızlar var, büyükler var. Tövbe estağfurullah. O zaman herkese benden kaplıca. Vücut ısımızı anca o düşürür. Ne dersiniz Fadik Hanım? Oh derim. Yalnız kaplıcaların suyu kaynama noktasını aşarsa bizi suçlamazlar mı Kamuran Bey? Bak kendinize gelin, ne oluyor ya? Vallahi soğuk su atacağım üstünüze ha. Sıcak bastı ya. Tövbe estağfurullah, sen koru ya Rabbim, amin. Yani az önce de söylediğim gibi benim yeni marka yüzleri fotoğrafların arasına karışmış. Sen de baktın diğer hatunlarda iş yok. Bizim Bambi yeni yüzümüz yapalım dedim. Ben de bu aralar işe yarayacak kafam kaldı ya. Ya hepimiz gerginiz be abi. Eğer bak bu geceki meselede takıldıysan. Derya anne haklıydı. Benim yüzümden. Ya deme oğlum şöyle işte ya. Bak zaten ben de çok üzülüyorum. Ya bir de iyi tarafından bakmak lazım. Emin ol, yaşadıklarımda iyi bir taraf olursam bakarım, kaçırmam yani. Ya en azından sevdiğin başka bir hatun yok. Ya bir düşünsene abicim. Dido ile nikah masasına otururken başka birine aşık olma ihtimalin de vardı. Eğlenceler, güle güle gidin. Hayır efendim, güle güle gitmeyeceğiz. Gülmekle ki kahkahalar atacağız. Kaplıca seslerimiz de inleyecek. Oldu. O zaman iyi eğlenceler. Asıl size iyi eğlenceler. Eğlence ne ki? Eğlence bizi kesmez. Biz uçacağız. Ayaklarımız yere değmeyecek. Su bizi kaldıracak. Sularla birlikte fokurdayı bakacağız. Ay ben gelmesem mi acaba? Hayır efendim, ne demek gelmemek? Dönemeyeceksiniz. Burada kalalım. Kaplıcada bir hamantası olmaya razıyım diye yalvaracaksınız. Ortamın hastası olacaksınız, hastası. Yıllardır kaybettiğimiz zamana yazıklar olsun. Olsun. Hayata daha fazla geç kalmayalım. Gidelim Kamuran Bey. Hayır efendim, gitmeyelim. Işınlanalım. Işınlanalım. Buyurun. Allah'ım, Allah'ım. Çocuklar size sahip çıkayım derken Fadik elden gitti. Kurbanınız olayım. Gözünüzü seveyim, kendinize mukayyet olun. Bakın, onu yalnız bırakamıyorum. Şimdi sizi İbrahim'e... Yok, İbrahim'i size... Yok, o da değil. Neyse, ben vazgeçtim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lütfen. Kendinize dikkat edin. Ya Rabbim sen koru ya Rabbim. Tamam hadi hoşça kalın. Oh. Ay hiç çekemeyeceğim şu an. Kerem mi? Evet ya. Sabahtan beri zır 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 arıyor. Takmış kafayı deli İbrahim. Yok yok, bu böyle olmayacak.
Bana akıl sağlığı yerinde birinin müdahale etmesi şart. Ertevim kim bilir hangi sorunlarla uğraşıyor. Ben ne yapsam acaba ya? Bak ajan. İki koldan saldıracağız. Ay biz şimdi resmen Didem'e savaş açmış gibi bir şey olduk değil mi? Peki bundan sonraki adımımız nedir komutanım? Sen de oraya yürüyeceksin. O ne şekilde söz öyle İpek ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir Aslı. Ağzından laf alacaksın. Ya işte kendini Matahari gibi düşün. Yani gerekirse flört edeceksin. Gerekirse... Sen artık iyice şaşırdın. Sen artık saçmalıyorsun. Öyle bir şey tabii ki yapmam ben. Hayatta ölsem öyle bir şey yapmam. Ay tamam be. Nasıl yaparsan yap. Ağzına laf al da. Şimdi bu Didem. Hı. Test yaptırmış mı? Hangi doktora gitmiş? Kime yaptırmış, hangi hastaneye gitmiş? Bunların hepsini öğrenmen lazım. Bence Doruk biliyordur kesin. Bak. Adamın ağzından laf almak benim uzmanlık alanım. Biliyorsun. Adam konuşturmak. Ben buyum zaten. Evet, olsun. Kerem Başkan ne yapıyorsun? Hah, Doruk. Ben İpek'ten yine gol yedim. Atar yedim, trip yedim. Burama kadar tıkandım. Beni açma şansımız var mı? Bir el atsak. Ne demek üstad? Sorun ne? İpeklerin evine biri konuşlanmış. Akraba kontenjanından. Böyle karavanlı, maravanlı, rahat, artist bir tip. İpek de mesajlarıma garip garip cevaplar veriyor. Harmonimiz tehdit altında, ben sana onu söylüyorum. Arıyorum açmıyor bir de ya. Of! Ya teşhisi koyup ameliyata girişiriz evvelallah. Ya oğlum senin rajon doktorun burada, rahat olsana sen. Hadi kop gel. Ben de Kerem vasıtasıyla Murat'ın kafasında bir aydınlanma operasyonu uygulayacağım. Şimdi bu Didem. Hı. Bir ultrasona götürsün, bir baktırsın canım, akıl edememiş mi bunları? Allah Allah. Yani içi dolu mu, boş mu? Bir öğrenelim. Ya yeri gelince buzdolabının kapağını açıp bakıyoruz değil mi gecenin bir vaktinde? İnsan merak eder ya. İnsan çocuğunu canlı yayında Full HD görmek ister değil mi? İpek. Efendim? Sen bir dehasın. Senin bu savaşçı kişiliğine ben hayranım. Ne oldu? Kime savaş açıyoruz yine? Aynı savaşı canım. Savaş mamaş yok. Dünya hep barış içinde. Kahveci güzelim. Tuval Hanım. Tuval Hanım. Tuval Hanım. Tuval Hanım. Çocuklar ya, ne yapıyorsunuz? Buradan al. Ne istiyorsunuz? Güzellik sırlarımı mı istiyorsunuz? Yeni kreasyonumun ayrıntılarını mı? Libidoyu tavana vurmanın 50 yolunu mu? Kendimden 20 yaş küçük biriyle sevgili olduğum tamamen yalan. Arkadaşım, arada sırada görüşüyoruz. O sizin bileceğiniz işte. Didem Hanım burada olduğuna dair duyumlar aldık. Ha, siz bana değil, Didem'e. Vık. Tuval Hanım bir dakika. Tuval Hanım bir dakika. Tuval Hanım bir açıklama yapar mısınız lütfen? Tuval Hanım. Hepsiyle görüşebilir miyiz? Didem Hanım burada mı? Bari onu söyleyeyim. Tuval Hanım bir açıklama yapar mısınız lütfen? Tuval Hanım. Tuval Hanım. Tuval Hanım bir açıklama lütfen. Hamile olduğu doğru mu? Evim içten dıştan işgal altında. İçeride sen, dışarıda gazeteciler. Didocuğum keyfin yerinde değil mi? Yani seni rahatsız etmiyorum. Gideyim mi? Yok yok, zararın yok. Atırsana. Gazetecileri ben çağırdım. Annemin kapısına da dalmışlar. Onları kurtardım. Gerçekten mükemmel bir evlat. Berbat bir arkadaş. Bencillikte bir markasın Didocuğum. Sağ ol cicim.
De ben bu arada Murat'a ulaşamıyorum ya. Neden açmıyor ki telefonlarını? Açmıyor. Tuval açmıyor. Neden açmıyor? Üf, yeter açmıyor? Be. Barbunya mı vardı bunun içinde? Yani şimdi kabul edelim. Deli olmasan bile birazcık değişiksin İbo. Cidden. Sen bu karavandan yani kendini yollara atmadan önce neciydin? Reklamcıydım. O zamanlar daha iyi çocuk falan diyorlardı bana. Çok havalıydım. Ödüllerim, kristal elmalarım falan vardı. Sonra ne oldu peki? Sonra ağaçtan toplanan elmaların daha lezzetli olduğuna karar verdim. Antin kutun işlerle uğraşıyor. Araba lastikleri, konserve kutuları. Bunlar ne şimdi mesela? Gazoz kapağı. Bir şeylere emek verip değiştirmeyi seviyorum. Wow. Çok güzelmiş burası. Ama var ya kim uğraşacak şimdi bunlarla? Saçım takıldı ya. Dur dur. Ben kurtaracağım. Ya Doruk, ne ettik de geldik? İçim içim yiyordu var ya. İbo var ya İbo, meydanın boş olmadığını anlayacak. Dur 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 dur. Kerem. Ana! Ne oluyor lan? İpek! İpek! Ya Kerem, Allah aşkına ya. Sen böyle saldıray gibi her yanımda gördüğünün üzerine mi saldıracaksın? Meraklısı mıyım ya? Meraklısı mıyım? Ben de atlayıp zıplamadan aksiyonsuz bir hayat istiyorum. Karpuzumu alayım. Evime gideyim. Türk kahvesi içeyim. Kim ister sevgilisinden sürekli dayak yemek? Bence sen bile isteye yapıyorsun artık. Hoşuna gidiyor demek ki. Yumruklarımın hastası olmuşsun. İpek, ben senin totalinin hastasıyım. Bunu da yaralı kaptanımıza götürdük mü? Tamam. Götürelim de ben bu sarmalardan birazcık götürdüm yani ayıp olmaz değil mi? Aa, yemez sen ayıp. Ama götür götür. Siz ne yapacaksınız hafta sonu? Vallahi ne yapalım işte, sarma yeriz, yaraları sararız, dinleniriz falan, öyle. Ya bak ne diyeceğim, siz de bizimle kalsanız hafta sonu. Yani böyle otururuz, sarma yeriz falan. Aa, hatta senin bir de abin vardı değil mi? Onu da çağırsana gelsin, sarma yer, o da yazık. İbrahim, kusura bakma ya, pardon. Yani sonuçta kız arkadaşımın saçlarını kurtarmış bir insansın. Öyle bir ani çıkış yaptım ben. Affet beni olur mu? Rica ederim. Olur böyle yanlış anlaşılmalar. Eyvallah. En azından aramızda anlayışlı ve soğukkanlı insanlar da var. Evet. Efendim Doruk. Evde misin hala? Evet. Hemen çıkıyorsun oradan. Niye, ne oldu? Ya Dido aradı beni, sana ulaşamıyormuş. Beni de aramış zaten 100 defa, ne istiyormuş? Ulaşamayınca merak etmiş. Yani ben de ne dediysem dinletemedim abi. Şu an çıktı yola, yanına geliyor vallahi. Ulan bir yarabbim ya, evde de rahat yok. Gerçekten evde de rahat yok yani. Vallahi ben üzerime düşeni yapıp haber vereyim dedim abicim. Tabii sen cumartesi Dido ile geçirmek istiyorsan artık orası sana kalmış. Sen neredesin ki? Ben doğa, orman kafası böyle takılacağım ya. Şimdi çıkıyorum evden, konum atarım sana. Hadi sen de fazla durma evde, yoksa baskına uğrayacaksın. İyi, tamam. Tamam, geliyorum birazdan.
İşte bu kadar. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Muhteşem. Neredesin? Ben arabanın yanındayım. Heh, şimdi benim aracı arkanı ver abi. Bir 100 metre kadar yürü, hemen sağdayım zaten. Göreceksin beni. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam. Tamam. Geliyorum ben. Çık. Ne iyi oldu da geldik böyle değil mi? Hep birlikte. Vallahi arkadaşlarım, çok iyi akıl ettiniz. Ne güzel oldu ya. Oksijen, temiz hava. Mis. Keşke Murat da burada olsaydı. Her şey yoluna girseydi. Ay o da olur bir gün ya. Canımın içi. Bence çok da takma. Aa! Oldu mu acaba hemen? Bunun burada ne işi var ya? Hadi bu iyiliğimi de unutmayın. Çekirge, aferin kız. Ustanın gözüne girdin şu anda, gurur duyuyorum seninle. Hoş geldiniz Murat Bey. Ne güzel sürpriz, aynen. Hoş geldin Tertip. Mangalı halledeyim, yakayım geliyorum. Kolay gelsin Kerem'ciğim. Sağ ol. Doruk niye kızlarının da burada olduğunu söylemedin? Aa, söylememiş miyim abicim? Atladım herhalde. Doruk. Ne var abi ya? Bambi ve saz arkadaşları da burada desem gelecek miydin sanki? Yani bıraksaydın ona ben karar verseydim. Ha, sen tabii canım cumartesini Didir'le geçirmeyi tercih ederdin değil mi? Ona bir alternatif çözüm bulurdum ben. Ya hayat bizim hayat. Ya kızları da tanıyorsun zaten. Ya, bir sakınca yok diye düşünüyorum. Bırak. Senin yüzünden aç kalacağız yine. O kadar da değil. Salata yapabiliyorum en azından. Bırak şunu bırak. Şu yüzün haline bak. Hala inatlaşıyorsun benimle. Gel buraya. Domatesi telef ettin ya. Hayır. Gel bana. Ekip çok eğlenceli. Kafan da dağılır biraz. Kafam dağıldı zaten, dağılacak kadar. Bırak dağınık kalsın o zaman. İyi. Sen hayatıma girdiğinden beri yapmadığım her şeyi yaptım. Bunu da yaparım, tam olsun bari. Ya benim piknikte ne işim var ya? Hayat getirmiş işte, sorgulama. Neydi dur. Dinlemeyi öğren, sorgulama yap. Evet, hayat getirdi aynı. Yaşamadan anlamın hayat. Nerede bizimkiler bu arada? Bizi buraya bıraktılar, bütün işi biz yapıyoruz. Neredeler? Evet, ateş için çalık çırpı toplamaya gittiler. Bir de eksikleri alacaklarmış. Of. Yazık.
Ne oldu? Ay. Kerem. Ya senin bu patronla içim acıyor benim ya. Yazık. Böyle... Aha! Bu ağaç gibi içini kemirmişler o çocuğun. Görüyorum ben. Yazık. Kartal bakışlım be. Nasıl da tak diye gördü. Vallahi öyle. İçim yanıyor, içim. Hayatım. Bu Murat'ın evleneceği kadın nasıl biri? İyi biri mi? Model diyorlar. Hayatım mı? Sen bana hayatım mı dedin? Onu geç. Sadede gel. İçi boş, korkuluk gibi bir insan. Hiç sevmem. Hiç de güvenmem. Bak ne diyeceğim. Canımın içi. Canımın içi mi? Kerem bir sıfatları geçer misin? Bu kız kandırmış olmasın Murat'ı? Nasıl kandıracaklar ki canımın içi? İşte bu hamilelik. Yalan olmasın. Test yaptırmışlar şekerim. Ya saf direğim benim be. Hiç yakışıyor mu bıyıklara? Peri kızın naifliği. Ya siz erkekler saf mısınız? Bu Murat. Kız ultrasona götürdü mü? Kıpır kıpır gördü mü bu çocuğu? Öğrenin bunları canım. Yapma ya. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Da ben bunu nasıl söyleyeceğim Murat Bey'e? Kerem. Dostluk. Böyle günlerde belli olur be koç yiğitim. Hem ben sana yan yollar açacağım ya. Kompilotun kim senin? Kaşı yarıldı. Ya benim arabam az ileride. İsterseniz hastaneye götürelim. Ya sağ olsun kadıncağızın bir taksi çağırdı. Annem demaslı. İkisine birden sahip çıkamam ki ben. Biz gelip ilgilenelim annenizle. Hastane görünce krize giriyor. Siz bir yarım saat göz kulak olsanız. Ben de çocuğa bir dikiş attırsam. Tamam. Yani. Taksi geldi. Şey bu oyunda künyede bütün bilgileri yazılı. Adı Selim'i. Telefon da yazılı. Allah razı olsun şimdiden. Selim'e. Hadi bakalım. Selim Hanım ayakta kaldınız şöyle oturun isterseniz. Kızımın evinde oturmak için senden izin mi isteyeceğim Behmet? Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Murat Bey. Murat da kim? Biraz önce damat dediniz beyefendi. Bana bak. O hayırsız kocanı sakın bana savunma Sevda. Sevda. Sevda, evet Sevda. Günlerce kapımda inleyip ömrünü tükettiğin evladım. Şişt, bana bak. Kamil, git bana su getir. Hadi, su getir diyorum sana. Anladığım kadarıyla burada da Kamil sen oluyorsun. Doruk bu Didem'in gittiği kliniğin adı neydi ya? Ya Aslı amma merak ettin ya. Ya şu açık havada bile tutturdun Didem'le Didem. Teste teste. Hayırdır? Yani sonuçta kadın Türkiye'nin çok ünlü bir mankeni. Yani eğer iyi bir klinikse sonuçları güzel çıkıyorsa ben de giderim belki. Ben gidemez miyim? Benim neyim eksik? Bir dakika, bir dakika. Sen niye gidiyorsun Aslı? Yoksa? Belki de olabilir. Nereden bilebilirim? Aslı sen ciddi misin? Yani hamile misin? Kliniğe gitmeden bilemem ki. Vay Aslı ya. Hayatında biri var yani. Kim peki bu şanslı kişi? Ya oğlum ben onu mu diyorum? İleride diyorum, olursa diyorum, belki diyorum. Benim yanıma erkek sinek bile yanaşmıyor. Sen beni niye konuşturup zorluyorsun ki? Çabuk söyle klinik nerede?
Nişantaşı'nda bir yerdeydi. Sen de beraber gittin yani. Evet. Peki kanalırken de yanında mıydın? Yok, yani kapıda bekledim. Ya sen beni niye zorluyorsun? Konuş oğlum, kliniğin adı neydi? Ya özel Gülcanlar kliniği mi neydi de yani kızma. Ya niye kızıyorum? Kızmıyorum ben. Ne kızması? Kandırdım ben seni. Şaka yaptım. Hep sen mi kandıracaksın değil mi? Seni oksijen falan çarpmış olabilir mi? Ya da mantar falan mı kemirdi? Unutalım hepsi. Şuna bak, şuna. Getirdiğin suyun tadı bile yok. Yani aslında bildiğimiz su ama yani soğuksa... Sen şimdi bana kızına yaptıklarının üzerine bir bardak soğuk su mu içlemek istiyorsun Kamil Efendi? Ah yok, siz beni yanlış anladınız. Öncelikle benim adım Kamil değil, bu bir. Benim kocam öyle bir şey yapmaz anneciğim, bu iki. Görmüyor musun kadının kafa uçmuş? Yarım saat idare edeceğiz işte. Anneciğim aç mısın? Ay kurban olurum sana. Ay anneciğim diyen dillerin iyisinler senin. Sen böyle şeyleri hak etmiyorsun ama kızım işte. Ne yapmışım ki şimdi? Sus. Bir de soru soruyor. Ben sana dört dörtlük bir kız verdim damat. Dört dörtlük. Yani şimdi o kadar da değil yani. Aa, ne açığımı gördün? Aferin kız, konuş, konuş. Geç bile kaldı. Evet anneciğim. Senin bu damadın var ya. İnsan bir kere takdir eder ya. Hep bir şikayet, hep bir eziyet, hep bir eleştiri. Çok özür dilerim, burada bölmek zorundayım. Eziyet kısmına asla katılmıyorum Selim Hanım, lütfen yani. Selim Hanım mı? Ha? Selim Hanım, senin baban olur. Terbiyesiz. Babam mı dedi? Bana bak, mır 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 konuşup durma orada. Ne söyleyeceksen bana söyle. Hiç kusura bakmayın Sayın Valideciğim ama söyleyeceğim. Yani kızınızdaki inat başka kimse de yok. Dilde pabuç kadar, ha bu kadar. Aa! Hiç öyle şaşırmış gibi yapma. Her şeyi anlatacağım. Madem yaptıklarımızı konuşuyoruz, yapamadıklarımızı da konuşacağım. Bir kere salata bile yapamıyor. Bana saygı sıfır, ufak bir açık göğsün oradan yürüyor gidiyor, bu kadar işte. Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın Murat Efendi? Aa, pardon, hayırsız damat Kamil. Anne, senin bu damadında öyle bir sinir var ki böyle öfkelendiğinde çatılık kirmitler yerinden oynuyor. Hatta bir keresinde düşen kirmitlerde kafamı yereceğim. Can vereceğim diye çok korktum. Süper zamanlama. Biz tamamız. Tamam yani. Biz de tamamız evelallah. Odunlar hep tamam. Ver. Bizimkilerin yanındaki teyze kim? Ben sizin kızınızı üzecek bir şey yapar mıyım? Ha? Bak, üzülü kabul etin işte. Sen de beni üzüyorsun ama. Bencilsin, kabul et. Senin de inadının sonu yok ama. Misilleme uzmanısın ayrıca. Sen de bana duygusal şiddet uyguluyorsun. Ben bir şey diyorum. Ne? Şiddet mi? Şiddet senin ikinci adım be. Sen bir kere bayılıyorsun beni süründürmeye, eziyet etmeye. Abi. Ne oluyor burada Allah korusun? Şu hayırsız enişten Kamil'in ifadesini alıyordum. Melda ile Berna da geldiğine göre hepsini açık açık konuşabiliriz artık. Berna ile Melda kim? Ortanca damat. Sen sus. Ben seni hiç sevmiyorum. Anan da sevmezdi. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu durumda ben ne oluyorum? Sen, Necmi. Canım benim, gel buraya. Bizim ailemize en yakışan damat sensin. Gel bakayım yamacıma, gel. Gel şuraya otur bakayım yamacıma, gel. Gel buraya, gel, gel. Ay, kurban olsunlar sana. Var ya, adam yine dört ayak üstüne düştü arkadaş. Kafayı yiyeceğim ya. Bana bak, hayırsız damat. Mır 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 konuşup durma orada. Ortanca damat. Koş mangalı yak, koş. Hayırsızın karısı. Sen de masayı kur bakalım. Hadi yürü, yürü.
Melda. Sen de o salak kocanın yanına git. Şimdi mangalı yakıyorum diye hepimizi zehirleyiver. Hadi. Haklısın anam. Çözemez o. Halledemez, beceremez o. Aferin be, akıllıymış kız. Ben ne yapayım peki? Gel, gel açma, gel. Gelin bakayım siz buraya. Ah, siz bir yana, dünya bir yana. Mır mır yapın bakayım bana. Pır pır yapın. Pır 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 pır. Sağ ol canım. Ay ünlü bir mankeniz, anladık, kamyon mal olduk. Magazin değerimiz var da öyle insanın gözünü yüzüne mikrofon sokulmaz ki canım. Vallahi magazincilerden zor kurtuldum. Hoş geldin Didemciğim. Necat babam evde mi? Arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Ha. Şey Azime babaanne? Odasında. Dinleniyor. Aman aman. İyi uyusun. Aa, bu sizin için. Emin misin? Evet. Bana gösterdiğiniz sevgi, şefkat ve minnaşla bir teşekkür olarak. Görünce aklıma hemen siz geldiniz. Ne kadar ağır bir şey bu böyle. Geldiğinden beri de kucağından bırakmadın. Niye ki? Hamilesin şekerim. Evet. Taşımamam gerek değil mi? Ah. Dikkat ederim bundan sonra. Bir daha yapmam. Vallahi siz kendi derdinize yanım. Biz karımla yırttık. He vallahi kocacığım, iyi ki seninle evlenmiş. Ya var ya, o değil de bütün mangal piknik organizasyonu resmen ellerimizden öptü yani. Kadın bizi emir eri gibi çalıştırdı ya. Öyle deme ya. Çok tontaş bir teyzeydi. Hatta eğlendi bile arada. Ya ya, sen onu bir de benle hayata sor. Sen sus hayırsız damat Kamil. Aa, biri gitar çalıyor. O zaman gidip hemen polise ihbar edelim. Ay çok şeysin Doruk. Fenasın. Ya çocukcağız orada tek başına takılıyor, çağırsak mı? Senin başka adamları olan merhametin bende asabiyet yaratıyor İpek. Çünkü senin için fesat Kerem. Ben bir yerden tanıyor gibiyim. Evet, bu şey ya, tanıyoruz. Bu ünlü, bu ünlü, bunun albümü falan var. Uğur. Akürek, Akürek. Uğur Akürek bu. Ay ben gidip konuşacağım. Gidiyorum hatta. Tabii ya, sen kocanı arkada bırakıp ünlü peşine düş değil mi? Dur bekle, bensiz olmaz o mavra. Merhaba. Merhaba. Ben hemşireyim. Peki. Ya abicim pardon. O şöyle olmaz. Az ileride takılıyoruz. Süper bir ortamımız, içeceğimiz ve harika bir ateşimiz var. Yani senin için de sakıncası olmazsa bize katılmak ister misin? Yani ihtiyaç halinde tansiyon bile ölçebiliyoruz. Bize de bir şarkı söylesene, giyine başlamayacaksak olur. Niye? Bize de bir tane şarkı söylesen ölür müsün? Yani öyle bir durumda kalp masajı ve elektroşokumuz da mevcut. Ya size şarkı söylemeyen ölürsün. Şaka yapıyorum. Tamam, peki olur. Ay. Hoş geldin. Merhaba. Afiyet olsun. Su içer misin? Belki sonra. Ne yapalım, nasıl bir şey içelim o zaman? Yani. Adı Sevda olsun o zaman. Bu şarkı sana gelsin o zaman hayat. Yok yani
Selim Hanım dedi ya hani o Sevda diye yani. O yüzden. Biz sana sonra anlatırız Uğur. Peki tamam. Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerinde sevdanın yanık kokusu. Gezindim mavare bir deniz kıyısı. En güzel metap sensin denize dost. Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim navare bir deniz kıyısı. En güzel metap sensin denize dost. Aradın bulunmayan, haykırdın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradın bulunmayan, haykırdın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Saçların rüzgarsa, gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede? Yüreğin ellerimde sevdanın yanık kokusu. Ey adı sevda nerede? Ellerin aradığın bulunmayan, haykırdığın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradığın bulunmayan, haykırdığın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradığın bulunmayan, haykırdığın duyulmayan, sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aa, gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok zevklisin. Kimin geliniyim ben? Ne içersin, ne hazırlatayım sana? Ay, bugün çok kahve içtim ama elinizden bir kahve alırım yine. Kızım, sana hamilelikte kahvenin zararlı olduğunu da mı söylemediler? Kim Allah aşkına senin doktorun? Evet, ben de onu danışacaktım size. Benim doktorum yok. Hani böyle bildiğiniz iyi bir kadın doğum uzmanı varsa onu soracaktım. Sen ne yapıyorsun Doruk, bana mı geleceksin? Ya sen kafana göre takıl abi, yani benim sağım solum belli olmaz. İpek'le baldız bende zaten, eve teslim. İyi güzel. Hayat sen? Hayat, sen bize gel arkadaşım, ne zamandır bizde kalmıyorsun. Özledik kız. Aslında beni de sen bırakırsan sevinirim. Olur mu ya Hayat, öyle bu saatte tek başına ne işin var eve falan, gitme. Sen bizde kalırsın bu gece. Başka zaman kızlar. Ben evimi özledim. Ha. Murat Beyefendi'nin ısrarı üzerine düğünü burada bahçede yapmaya karar verdiysek de hiçbir masraftan kaçınmayacağımızdan emin olabilirsin Didemciğim. Ya eminim. Burayı böyle mükemmel bir düğün mekanına çevireceğinize eminim. Nikah için kürsü mü olsun, masa mı olsun emin değilim ama tepede görkemli bir tag olmalı. Üzerinde de yaz çiçekleri olsun.
Gelin çiçekleri, ortancalar, lavanta. Hatta zambak. Ne dersin? Ha? Çiçekler, evet. Çiçekler önemli değil mi? Sonuçta gelin demek çiçek demek. Aç istersen telefonunu. Bu kadar ısrarla çaldırdıklarına göre belki önemli bir şeydir. Yok yok. Önemli değil ya. Ben onlara onu sonra ararım ben. Yani biz ne güzel konuşuyorduk böyle. Siz de anlatıyordunuz çiçekler, nikah masası, böyle masal gibi. Bence asıl masal anlatan sensin. Anlamadım Derya anneciğim. Sen hamile falan değilsin Didem. Güzel bir gün oldu. Bence de. Bana niye yalan söyledin Murat? Dedim ya sabah yeni uyanmıştım. Yani uykusalsa benim ne dediğimi... Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun peki? Didem'i sevmediği konusunda. Bunu nereden çıkardın şimdi? Tuvalin, durum, en önemlisi de babaannenin söylediklerinden. Ne demişler onlar sana? Böyle bir gün gerçek olmadı. Bekliyorum. Eline bir fırsat geçti, bunu değerlendir. Tamam. Ne istersen söyle, dinliyorum. Ben seni dinlemeyi tercih ederim. Evet, sana Didem konusunda yalan söyledim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Neden? Neden bana yalan söylemek zorundaydın? Seni korumak için. Neyden? Kimden? Söyleyip beni koruduğunu mu sanıyorsun sen? Kadını gururumu yerle bir ettin. Kendime olan saygımı zedeledin. Darmadağınım ben. Hayat. En son şey olur. Anladın mı beni? Ağlama, ağlama. Ne olur ağlama. Dayanamıyorum. Ağlama. Ya Murat elden gidiyordu. Çok çaresizdim. Ne yapacağımı bilemedim ki. Kızım 1,5-2 aylık hamileyim diyorsun. Hadi laborantı ayarladın. Pozitif bir hamilelik testi elde ettin. Sonrasını hiç mi düşünmedin? Ya çözerim diye düşündüm.
kliniğe gidecektim. Aşılama yaptıracaktım orada. Bir haftalık bebeği 2 aylık diye mi kakalayacaktın? Ultrasonda anlaşılmaz mı sanıyorsun? Murat'ın zaten bebekle benle ilgilendiği yok ki. Aferin. Bravo. Şahane plan. Sonra öğrense de evlendikten sonra iş işten geçmiş olur diye düşündüm. Ha Murat seni boşayamaz değil mi? Adam seninle bu bebek için evleniyor zaten. Ne yapacağım peki ben şimdi? Onu bu aptal planı yapmadan önce düşünecektin. Çık şimdi bu işin içinden çıkabilirsen. Nerede kaldın sen ya? 2 saattir aç oldum burada seni beklemekten ben. Ne oluyor ya? Kolay mı kızım? Çalışan bir insanım ben. Öyle çıkmak kolay olmuyor canım. Ha ben çalışmıyorum. Ha ben boş gezenin boş kalfasıyım öyle mi? Sabaha kadar nöbet tuttum sonra da geldim 2 saat burada ağaç oldum seni beklerken. Aa sen ondan bu kadar gerginsin. Ne gergini ya? Ben gergin falan değilim. Sen hayatında gergin insan görmemişsin. Ah, görevimiz bu kadar ulvi olmayacaktı ki. Bir gidecektim eve. Böyle bir vuracaktım kafayı. Uyatacaktım, bir vuracaktım. Sonra bir içkide gelse kaldırmayacaktım. Aslan. Ha. Aslan. Ha. Uyan. 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 Dik dur, çökme. Ya ofise girmemle çıkmam bir oldu kızım. Ya düşünsene. Bu Didem gerçekten hamile değilse bu durum hayat Murat aşkının seyrini değiştirecek. Herhalde kızım. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Allah korusun? Acele ediyoruz, ikiliyoruz, topukluyoruz. Çözelim şu işi ya. Yürüyelim arkadaşlar. Sesiniz soluğunuz çıkmıyor Murat Bey. Bir şey düşünüyordum da. Ya ya, ben de. Konuya nasıl girsem diye düşünüyorum. Doğrudan gir. Öyle bir konu değil maalesef. Kerem, bir saniye beklesene şu konuşmayı yapayım. Sonra rahat devam edelim. Tabii tabii. Hem ben zaman kazanmış olurum. Efendim? Didem. Efendim hayatım. Ultrasona ne zaman gireceksin? Neden sordun? Bir dahaki sefere ben de geleceğim de o yüzden. Niye ki? Çocuk benim de çocuğum değil mi? Tabii. Senin de çocuğun. Ben gideceğim zaman sana haber veririm o zaman. Öyle yapalım. Bu arada gelmek istemene sevindim. Tamam, görüşürüz. Evet, dinliyorum. Ya sen var ya, adamın debesin ya. Cansın, kansın, dostsun. Yemin ediyorum. Oluyor be, bu yüzden bekledim bu kadar. Aynen öyle. Ne zaman görmeye gidiyoruz yeğenimi? Bastırın lütfen. Yiğit. Bunu laboratuvara gönderir misin? Buyurun şöyle siz geçin. Ben hemen geliyorum. Kesseydin kolum, kesseydin. Çok beğendim, çok oynadın. Satayım sana. Nasıl tutsana beni ya? Allah'ım ya. Ama bu akan kanlarımız boşuna değil dağlı arkadaşım. Didem'in işi kilitlediği yer burası. Gözünü dört aç. Ben şimdi gözümü yumup ağzımı açacağım ama ha olacak. Ne biçim bir hemşire ya? 2 saattir damarını bulamadı. Bandajda yanlış yere yapıştırdı zaten beceriksiz. Tamam neyse tatlım gel. Sakin ol. Otur şöyle bakayım. Otur Aslı zorlama beni. Aa konumuza odaklanabilir miyiz artık? Şimdi bunlar hep burada mıymış onu bir öğrenelim.
mısınız? Biz sizi çok sevdik de maşallah işinizde de çok beceriklisiniz. Yani gelen falan olursa arkadaşlarımızdan tavsiye edelim diye soruyoruz. İkimiz de haftanın 6 günü buradayız. Seve seve yardımcı oluruz. Hangi arkadaşınızı getirirseniz. Ha. Bacım biz hep buradayız Allah'ın izniyle. Damarınız da pek bir inceymiş. Ya değil mi? Ben geliyorum şimdi. Çocuk iyi birine benziyor. Allah korkusu var belli. De benim bunu hiç gözüm tutmadı. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz baba. Bulamıyor baba. Ne bir haller. Gözler. Gir. Başka bir arzunuz yoksa? Var. Dinliyorum. Niye gözlerini kaçırıyorsun benden hayat? Çünkü... Bunun bir cevap olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Ne olur yapmayın. Çok utanıyorum ben. Burada utanması gereken sen değil, benim. Sen her zaman gibi cesur ve dürüst davrandın. Bunlar seni sen yapan özellikler. Kimse için vazgeçmemen gereken, seni iyi ve farklı kılan özellikler. Bunlar için utanma. Ben düşündüğünüz kadar dürüst ya da cesur değilim. Sen benim hayatımda gördüğüm en cesur kadınsın. Ve eminim bir gün seni gerçekten seven ve değer veren birini bulacaksın. Güzel bir yeni bir hayat kuracaksın. Belki de bugünleri gülerek hatırlayacaksın. İyi dilekleriniz ve teselliniz için teşekkür ederim. Emriniz neydi? Bir daha ağlama olur mu? Baş üstüne. Çağırma, ne oluyoruz? Hop, çağır. Çağırsana polis. Çağır da anlatalım her şeyi. Nasıl sahte rapor düzenlediğini, nasıl hamile olmayan bir insanı hamileymiş gibi gösterdiğini, artık rüşvet müşvet ne yaptıysan onların hepsini de anlatırız polise. Sonra alsın götürsün seni polis, bağlasın böyle öyle kelepçeli. Biliyoruz kızım her şeyi. Her şeyi polise anlatırız her. Hastane yönetimine de anlatırız. İşsiz kalırsın. Lisansın iptal olur. Hapse girersin. Bir daha hiçbir yerde işmiş bulamazsın. O kadını da siz mi gönderdiniz? Şu mankeni. Ne istiyorsunuz benden ya? Çok zor durumdayım inanın. Kardeşim üniversite kaydı için yaptım bu işi. Bak kızım.
Anladık, zor durumdaymışsın. Biz de öyle insafsız insanlar değiliz. Ama bu yaptığınla en az 3 aileyi, 3 arkadaşın hayatını, 2 aşığın geleceğini ve hatta belki de Türkiye ekonomisini mahvettiğinin farkında mısın? Eğer bu yaptığın sahtekarlığı bizim söylediğimiz günde, bizim söylediğimiz saatte, bizim söylediğimiz yere gelip itiraf edersen aramızda kalabilir. Yoksa sen bilirsin. Sen bilirsin. Tamam, tamam, söz veriyorum. Söz bir daha yapmayacağım. Ne zaman, nerede, nasıl isterseniz. Kahvaltınıza dokunmamışsınız. Bir sorun mu var? Üf, yok sorun falan. Git. Ah benim eşek kafam. Ah benim eşek kafam. Söyleyecek başka yalan mı bulamadın ya? Uf. Ne diyeceğim ben şimdi? Ay aşkım baksana. Bebeğimiz o kadar utangaç ki kendini kamufle ediyor. Görünmüyor bile mi diyeceğim? Fena fikir değil aslında. Sen kimsin şimdi ya? Didem Taşkaya? Benim. Didem benim. Didem kadar taş düşsün başınıza. Ne var? Ben Melike. Melek değil. Şeytan olsan ağzımdan laf alamaz. Murat'la ilişkimiz hakkında konuşmama kararı aldık ya. Gazeteci değilim Didem Hanım. Melike hemşire ben. Vicdanlar Kliniğinden. Ha. Evet. Sen niye arıyorsun beni? Biz senin işin maddi kısmını çözmedik mi? Şartlar değişti Didem Hanım. Ne demek şartlar değişti ya? Bugün kliniğe 2 kız geldi. Hamile olmadığınızı biliyorlarmış. Beni birileriyle yüzleştireceklermiş. Eğer görüşmeye de gitmezsem hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarmış. Kim? Kimmiş onlar? Nereden öğrenmişler? Ne yüzleşmesi ya? Ben de bu kadarını biliyorum. Bana bak kızım. Ötersen vallahi gebertirim seni ha. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemiyorsun. Vallahi Didem Hanım bu biraz da size de bağlı. Bana bak kızım, ben senin gibileri iyi tanırım. Şimdi alırsın paranı, susarsın, sonra ihtiyacın olduğunda yine peşime düşersin, anladın mı? Bu işin sonu yok. O yüzden bu saatten sonra zırnık koklatmam ben sana. Ötersen de sonuçlarına katlanırsın, anladın mı beni? Kapat! Yeter! Benden buraya kadar. Ben pes, ben iflas. Yetti ya! Seni kim çıldırttı böyle? İsmi lazım değil, siz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Evet, ismi gerçekten lazım değil şu an. Otursana, anlat. Oturamam. Ya oturamıyorum, duramıyorum da. Ben zıvadan çıktım, haberiniz olsun. Hı, okey. Onu anladım zaten. O zaman ben kalkayım. Sen neye bakıyorsun acaba? Sirk pandası mıyız biz acaba? Dağ kız dağ! Sen de dağ! Hepiniz dağılın! Söyle bakayım. İsmi lazım olmayan eleman seni nasıl çıldırttı? Didem'i sevmediğini kabul etti. Okey, onu biliyorduk zaten. Ama bu bir oyundu, lafını inkar ediyor. Onun üstüne ağlama, dayanamıyorum deyip sarılıyor. Sonra geçip karşıma, gençsin, hayatını yaşa. Karşına başkaları çıkacak diyebiliyor. Sonra gözlerini göz bebeklerime dikip aşık aşık bakabiliyor. Onun üstüne çat, buz kesip araya kilometrelerce mesafe koyabiliyor. Evet, biraz metrezilli arkadaş kendisi. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Söyle söyle, rahat ol. Daha fazlasını anlatabilirsin. Size şu kadarını söyleyeyim. Bu iş mucizevi bir şekilde çözülse bile... İnşallah. Aynısını ona yapmazsam bana da hayat demesinler. Sürüm sürüm süründüreceğim o ismi lazım olmayan elemanı. Süründürmezsen kadın değilsin zaten. Fitir fitir getireceğim onun burnundan. Getir kız, helal. Ya bir insan duygularıyla oynamak ne demekmiş? Satır satır anlatacağım ona. Anlat kız, anlat. Yalnız anlatırken ben de yanında olayım. Şöyle içim yağları aksın. Gerçi kas ve yağ oranı mükemmeldir. Laf öyle şey olsun diye, neyse. Kadın demek ne demekmiş, göstereceğim o gel git diye. Aferin kız.
ablasının kardeşi. Aferin. İki dokunuşla nasıl eser yarattım ama. Gurur duygusunun nirvanasındayım şu an. Şu an o kadar coştum ki. Normalde kendimi öptürüyorum ama şu an seni öpmek istiyorum. Gel. Oh. Şimdi kaldı mucize beklemek. Konuşmamız lazım. Çabuk toparlanmışsın. Aferin. Murat aradı sabah. Otosuna gidelim dedi. Başka şeyler de var. Şaşırmadım. Beklenen hareketler. Sana o gece de söylemiştim. Bu işin artık kaçarı kalmadı. Peki bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü hamile olmadığımı bir tek siz biliyorsunuz. Ve sen o çocukça planınla benimle işbirliği yapma şansını çoktan kaybettin. Ben de onu diyorum. Siz benimle niye işbirliği yaptınız Derya Hanım? Ne demek istiyorsun sen? İlk günden beri bir iyi davranmalar, basın mensuplarını örgütlemeler. Hamile olmadığımı öğrendiniz ama Murat'a dair hiçbir şey söylemediniz. Yani? Yani diyorum ki sizin bana cici kayınvalide rolü oynamanızın benimle ilgisi yoktu. Murat'la ilgiliydi. Belki şirketin başına kendi oğlunuzun geçmesini istiyorsunuz. Belki de Murat Özel babacığınız var. Bilmiyorum. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani özetle şunu söylüyorum. Siz bana yardım edin cici kayınvalideciğim. Ben de size edeyim. Ben bir tek Murat istiyorum. Gerisi sizin olsun. Rota mı değiştirdik? Öyle bir durum oldu. Niye? Ev güzergahında trafik mi var? Yok. Niye buradan saptık o zaman? Eve gitmiyoruz çünkü. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bak, senden ilk defa bir şey isteyeceğim. Sorgulama. Gel benimle. Seni biriyle görüştürmem lazım. Hayat memat meselesi. Bak Kerem, gene Doruk'un eşek şakalarından birinin aleti olduysan. Ya vallahi öyle bir şey değil. Güven sen kardeşine. Önümüz açık, istikbalimiz parlak. Hürriyetine kavuşuyor bugün kardeşim, hürriyetine. Peki. Kız! Nerede kaldı bu kız? 15 dakika önce burada olması gerekiyordu. İyicene korkup kaçmış falan olmasın? Vallahi bilmiyorum. Ben olsam ödüm karışırdı. Ama gelmek zorunda. Sıkıyorsa gelmesin. İşten atarlar. Hapislerde çürür kızım. Bu intihar falan etmiş olmasın. Eder mi dersin? Etmesin intihar. Biz acaba oradayken ses kaydı falan mı alsaydık? Yanlış bir şey mi yaptık? Arasana bir daha. Ne oluyor? Çalıyor. Sonra? Açmıyor. Yoldadır. Ondan açamıyordur. Çantasında falansa duymuyordur. Metrodaysa çekmiyordur. Ya da sırf bize gıcıklık olsun diye açmıyordur. Ne bileyim ay ben. Şimdi Kerem Murat'ı getirmek üzere şu anda. O satılmış Melike zamanında gelsin, ben başka bir şey istemiyorum.
Parka mı getirdin beni? Önemli olan park değil, kimlerin beklediği. Hadi gel. Bak şimdi ben de merak ettim ha. Ya sen güven kardeşine gel. Babam arıyor. Sonra dön sen. Hem müjdeli haberi verirsin hadi. Ya Kerem ben sizin ne yaptığınızı anlamadım ki zaten. Bir sorun vardı, bir sağlık sorunu bir şey vardı. Bir açayım şu telefonu. Efendim baba. Murat neredesin? Çıktığım şirketten baba, dışarıdayım, hayırdır? Vallahi pek hayır değil evladım. Derya annen aradı şimdi. Evet baba. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum oğlum ya. Didem'le birliktelermiş. Kızcağızın kanaması başlamış. Nerede? Didem iyi mi şu anda? Didem iyiymiş. İyiymiş de. Bebeği kaybetmişiz be oğlum. Sana tüm ben.